Kurumsal Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor Özgür Akın Köşe arz ediyor. Buyurunuz efendim. Değerli konuşmacılar, sayın konuşmacılar, böyle bir programı oluşturdukları için öncelikle İstanbul Ticaret Odası'na yönetimine teşekkür ediyorum. Sizlerin de böyle bir farkındalığı desteklediğiniz için, böyle bir gündem de yer aldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Konumuz dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dijital dönüşüm. Buna farklı noktalardan birçok atıflar oluyor. Farklı adlandırmalar, farklı seslendirmeler, farklı markalar, farklı pazar arayışları şeklinde bize çıkabiliyor. Ben de gündeme ışık tutmak istiyorum. İsmim Özgür Akın. Uzmanlık alanım robotik, doktorum robotik alanında yaptım. Aynı zamanda lisansım bilgisayar mühendisliği. Akisort'un ve Akilobotik'in kurucusuyum ve Akilobotik'te hala baş mühendisi olarak çalışıyorum. Dijital dönüşüm bize çok farklı kavramlar getirecek. Ama bunların başında artık bunlara çok da yabancı değiliz, bunları görüyoruz. Bunlarla birlikte mesleklerimiz de değişmeye başladı. Ve değişecek. Yani geçmişe baktığımızda, şimdi soruyorum, aramızda herhangi bir kalaycı olan var mı? Belki dedelerimiz, babalarımız kalaycı değiliz ama şu an aramızda kalaycı var mı? Yok. Bir demirci var mı? Demirci ustası. Maalesef o da kalmadı. Mamat var mı? Değirmenci var mı? Bu meslekler gitti. Şimdi bilgisayar mühendislikleri var, işletmeler var, işletmecilik, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi farklı meslekler çıkmaya başladı. Ama bu mesleklerde 20 ya da 30 sene sonra tamamen yok olacak. Bu demek değildir ki teknoloji insanlara işsizlik getiriyor. Teknoloji daha nitelikli iş alanları açıyor. İnsanların ergonomisini bozabilecek, monoton, insan sağlığını bozacak. İnsan hayatını tehlikeye atacak işleri robotlara devrediyor ve insanlara daha sosyal, daha nitelikli, daha insancıl, daha beyinsel işlerle görevler atıyor. Dolayısıyla önce teknolojik dönüşüme açık kalmalıyız. Yani matbaayı almakta gecikmemeliyiz artık ülkemize. Hatta işsiz kalacak diye matbaayı geç alırsak işsizlik çıkmaz. Ya da çapıncılarımız işsiz kalacak diye biçerleri almak için geçitmemeliyiz ülkemize diye düşünüyorum. Şöyle geçmişe kısaca bir bakalım, birkaç noktadan size atıfta bulunacağım. Çünkü önümüze geçip giden şeylerin farkında değiliz. Bugün de bir devrim var dünyada, bugün de bir teknolojik devrim var. Ama yine bunu kaçırmayacağız, bu kez bunu kaçırmayacağız. 45'lerde dünya savaşları bittikten sonra böyle bir bilim insanı, Amerikalı arkadaşımız, benim tezleri Amerika'da kabul edilmiyor. Yaşadığı ülkede tezleri kabul edilmiyor. Ve diyor ki ben bu tezleri gelişmiş bir ülkeye, yeni gelişmekte olan bir ülkeye gideyim, uygulayayım. Ve Japonya'ya gidip alıyor. Japonya bugün yerle bir olmuş İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Diyor ki Japonya'da ben bunları uygulatırım. Orada da insanlar katma değer katalım. Karadan gitmeyi tercih ediyor, Amerika'dan Japonya'ya giderken Türkiye üzerinden geçiyor ve İstanbul'da, Ankara'da konaklıyor. Fark edin ki, bu önderimizin de söylediği gibi hayatta en hakiki mürşit bilimdir. Sözü hikmetini çekiyor. Ve diyor ki, bu ülkede de ben hikmete alınırım. Hemen seminerler vermeye başlıyor, birçok seminerler kitlere anlatıyor. O dönemin Sümer Bank var, o dönemin kitleri var. Onlar anlatıyor. Diyor ki, yarın üretim hakları, kazan kazan bu dönemde. Çok farklı istatistikler yapılan ve endüstrimizi geliştirelim diyor. Bizimler ne diyor biliyor musunuz?
mevzuatımıza yolluyorlar. Ve Benek Japonya'ya gidiyor. Bugünkü Japonya'yı Japonya yapan kişidir. Hatta endüstri mühendisi arkadaşlarımız bile şu an kitaplarını da okutuluyor. Bütün dünyada Benek'in kitaplarını okutuyor. Sadece onlardan da devrim arabaları. Ya şimdi bu ülkede mühendisler var da bir araya geliyorlar da dünyada araba sektörü ilerlerken, araba sektörü araba endüstrisi ilerlerken bir şeyler yapıyorlar da benzin koymayı unutuyorlar Allah aşkına. Ha? Bu ülkenin kaderi araba montajcılığına itilecek kadar basit bir şey değil. Biz araba montajcısı olduk değil mi? Neydi? Suçumuz benzin koymayı unutmuşuz. Yok böyle bir şey. Filmde de buna benzer bir konu işlemiş ama o günün arabaları, o günün başkanlarını kentin birçok yerinde gezdirmiş. Maalesef ki o dönemde petrol sistemi çok yaygın değil, petrol bulamamışlardır, alamamışlardır ve mecliste yaklaşırken evet benzin gitmiş olabilir. Ama o medya, ama o siyaset, ama o dış baskı bizim bugün araba montajcısı yapmıştır. Biraz kendisi atlıyor, çok uzun dönüşüyorlar. 1925, 1916'da kurulan bir fabrika var biliyor musunuz? Boeing diye. Boeing. Bugün hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz o uçaklar biliyorsunuz. 1916'da Amerika'da kurulmuş. Şu anda dünya dedi demek bile yanlış. Dünyanın kendisi neredeyse artık. Dünyayı bize küçülttü. Tanımayan yok, bilmeyen yok, kullanmayan yok. Oraya para göndermeye yok. Bizim 1925'te kendi uçağımızı bende çatma da olsa, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma hurdalarla da olsa yaptık. Ve Cengiz Gürkuş bizim ilk uçağımızı yaptı ve uçuş yaptı. Biz ne yaptık? Cezalandırdık arkadaş. Cezalandırdık. Sonra gitti izin almaya çalıştı ve dedik mevzuatta yok. Uçuş izni ve iş izni veremeyiz dedik. Arkadaşımız genç arkadaşımız, hatta çocuk, o çocuk ruhu, kendi hayatını insanlığa vakfetmiş olan bilim insanı uçağını götürmek ister. Uçuşa niye izin vermezler? Sonra sürer, frene yükler ve Çekoslovakya'ya götürür. Orada uçuş izni alır, tekrar geriye gelir. Sonra ardından uçuşlara geçer, peşine yavaşlar, okullar kurar, benzeri şeyler yapar. Ama öyle ceza vermiştik ki Kurtuluş Savaşı'ndan almış olduğu tazminata, maaşa dair yer konulmuş ve cenazesinde yakınlardan başka kimse yoktur. Bugün Boeing yapacak Türkiye'yi, Boeing gibi büyük bir şey. Nuri Demirak, 30'lardaydı, 1926'da uçak fabrikası kuruldu, Atatürk temelinde yaptı. Hepiniz biliyoruz değil mi? Unutmadım, her yerde okuyoruz herhalde. Ne oldu? Irak'tan sipariş geldi, evet İran'dan, Balkanlardan sipariş gelmeye başladı. Uçak satıldı, uçak. Daha dünyada uçak yoktu. Başka bir ülkeden bahsetmiyorum arkadaşlar. Sayın katılımcılar, sayın konuklar, kendi ülkemizden bahsediyorum. Daha hemen dünyada uçak yoktu. Çok farklı ya, öyle değil. Zahit kardeşler yeni uçağı yapmışlardı, Arizona'da yeni uçmuşlardı. Neymiş efendim, biraz geç teslim etmişiz, bir hafta kadar. Bir de dönemin hava kuvvetleri komutanı şunu demiştir. Amerika'da o Marshall yardımcıları döneminde bana bedava uçak verirlerken ben onu demir ağın uçağını alırsam, kullanırsam beni asarlar demiştir. Belki öyle asmadılar size ama. Evet, biraz da gündemimize gelelim. Ülkeler arasında sadece ekonomik savaş yok. Sıcak savaş var. Onun dışında bir de psikolojik savaş var. Ülkeler artık yakınlar. Japonya, Amerika biliyorsunuz ki Japonya dediğim gibi dünyada en hızlı inovasyon gerçekleştiren, en hızlı yenilikçi ve bugüne kadar ülkesi şu an dünya devi yapmış. Belki çok 50 yıl gibi kısa bir süre içerisinde ülkelerden bir tanesidir. Japonya birine bir tane fel alıyor. Amerikanlar Japonlara getiriyor. Diyor ki siz kimsiniz? Mühendisiniz diyor. Çok ince bir fel yapıyordur. Bu kadar ince fel yapamıyordur. Japonlar da ne yapıyor biliyor musunuz? Doktor inceliyorlar. Sonra geri gönderiyorlar Amerikanlar. Amerikanlar bakıyor ki acaba niye gönderdiler? Sonra bir bakıyorlar ki Japonlar bu telin içini delip göndermişler. Bu bir psikolojik savaş, endüstri savaşı.
Gündemimizde de belli şeyleri atıklar duymaya başladık, görmeye başladık. 2017'de hepimiz bir haber duyduk. Dedik ki Arabistan'da kadınlara ehliyet verecek dediler. Yani güldük, kınadık belki. Aynı insanlar yapmamıştır. Herkesin kendi kültürü, değerleri vardır. Saygı duymak gerekir. Demokrasi başka bir şeydir, kültürel değerler başka bir şeydir, vicdan farklı bir şeydir. Yani saygı duymak gerekir ama yine de dünya standartlarına baktığımızda İtalyan robot, pardon, İtalyan astronot uzay mekiğinde şarkı söylüyor. İşte bizim kadınlar uzaya çıktılar, astronot oluyorlar, şarkı söylüyorlar, sizin kadınlarınıza daha siz yeni medya biliyorsunuz gibi bir tür psikolojik akış, psikolojik savaş çıktı. Ama aynı yarımada haberler geçti. Ne yaptılar? Ne yaptılar? 2011 yılında Teknoloji Bakanlığı kurdular Türkiye'de. Dünyada en geç Teknoloji Bakanlığı'nı kuran ülkelerden bir tanesi. Maalesef üzücü ama kurduk çok şükür. Pardon. Kapatıldı mı? Teşekkür ediyorum, araştıralım. En azından benim dönemimde yoktu. Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı hali yoktu, o zaman öyle söyleyeyim. Sanayi ekonomiyle birleştirin, ayrı. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ayrı bir kavramdı falan. En geç kuran ülkelerden bir tanesi, belki dediğiniz gibi, teşekkür ediyorum. Ama adamlar Yapay Zeka Bakanlığı kurdu. Yapay Zeka Bakanlığı nedir? Ne demek istediler? Hatta tuttular yetmedi, bir de robotu vatandaşlık verdiler. Dünya dedi ki, neler oluyor? Dijital dünya bize neler getiriyor? Nereye doğru gidiyoruz? Neden yapay zeka? Big data nedir? Çok kısa kısa değineceğim vaktinizi almadan. Biz bilgisayar kullanıyoruz değil mi? Bugüne kadar bilgisayar kullanıyorduk. Ama şimdi fark ettik ki bilgisayar bizi kullanmaya başladı. Ne yapıyor? Bir bakıyorsunuz, sağ taraftan öyle reklamlar geçiyor ki sanki sizi tanıyormuş gibi, ihtiyaçlarınızı biliyormuş gibi. Şimdi cep telefonundan sorunlarınıza izin veririz. Bugün araba fuarını ziyaret ettiniz. Araba fuarını ziyaret ettiğiniz dolayı araba alma ihtiyacınızı sistem fark etti. Semantik medya fark etti. Ve akşam size internette gezerken sağ tarafta araba kredisi çıkartmaya başladı. Aa ya tam araba kredisine ihtiyacım vardı dediniz. Belki fark etmediniz bile ama o sizi biliyor, takip ediyor. Birçok noktada artık sizin o geofencing etkisi dediğiniz, gezdiğiniz konuları gerçek dünya ve onun dışında web ortamında da gezdiğiniz bütün alanları kontrol edip, takip edip diyor ki siz şunu yapacaksınız, şunlara ihtiyacınız var diye size bugün pazarlama kullanıyorlar. Yani nerede kullanacaklar bilmiyorum. Kripto para, kripto para konusunda bir iki cümle söylemek istiyorum. Kripto para maalesef yanlış kullanılıyor. Kripto para, paranın demokratikleşmesidir. Önce bunu bilin. Paranın üzerindeki o hegemonyanın, lükün, otoritenin kalkması, demokratikleşmesi demektir. Kesinlikle ülkemizde hızlı bir şekilde kripto paraya, önce kamuda, sonra özel sektörde, birçok alanda farklı birçok kripto paralarla geçilmesi gerekir. Ama biz kripto parayı yanlış kullandık, hepimiz 100 TL gibi küçük paralar kaybettik. Ne zannettik? Kripto parayı yatırım aracı zannettik. Yatırım aracı değil mi? Bir ticaret aracıdır. Kullanılacak bir para birdir. Yatırdık. 150 lira kaybettik. Çok bize dokunmadı ama diğer tarafta 18 milyar dolar gibi neredeyse dünya bankalarının el koyacağı çok büyük bir hacimde Ocak ayında 700 dolar civarlarındayken Aralık ayında 17 bin dolara çıktı ve bir hafta içerisinde de 10 bin doların aşağısına girdi. Hepimiz takip ettik. İnternette 60 saniye içerisinde artık böyle şeyler oluyor ki bugüne kadarki tüm bilgi birikimlerini 60 saniyede verebiliyorsunuz. Yani insanlık tarihinde bugüne kadar ürettiği tüm bilgi artık 60 saniyede önümüzden geçiyor neredeyse. Ya da Big Data'da birikiyor diyebiliriz. Tüm insanların birileri. Bugün 10 senedir neredeyse sosyal medyayı çok aktif kullanıyorsunuz. Ve emin olun sosyal medya sizi şu anda sizden daha iyi tanıyor. Yani 10 sene önce neydiniz, şimdi ne oldunuz, nereye gidiyorsunuz? Hatta size bir karakter analizi yapsa, aa ben bu muyum ya dersiniz. Bu derece sizi iyi tanıyor. Alışkanlıklarınızı, çevrenizi, sevdiklerinizi, sevmediklerinizi, siyasi duruşunuzu, her şey. Sosyal medyada bugün tahminlerde bulunduğu da herhangi bir ülkede bir seçim varsa 3 gün önceden, 5 gün önceden hangi partinin o seçimi kazanacağı çok çok önceden tahmin edilebiliyor ve neredeyse %99 garanti şekilde
istatistiksel devlet olarak elimize geçebiliyor. Büyük data, büyük veri ve bunun kılcal damarları insansı robotlar hızla birbirimize girecek. Bugüne kadar kılcal damarlar neydi? Elimizdeki cep telefonuydu, bilgisayardı. Biz bilgisayarı kullandık, bilgisayarı kullanmaya başladı. Ama şimdi öyle bir şeyler ortaya gelecek ki kılcal damarlar, insansı robotlar. Artık siz ya da biz diye bir kavram yok. O da bir varlık. O da karar alabilecek. O da yorumlayabilecek. O da duygusallaşacak. O da çalışacak. O da haklar isteyecek. Çok yakındır. Biz buna ülke olarak hazır mıyız? Hazırız. Biz buna ülke olarak hazırız. Ve bu treni asla kaçırmayacağız. Ne araba fabrikamız kapanacak, ne uçak fabrikamız kapanacak, insansı robot fabrikalarımız yükselecek Türkiye'de. Biz buna hazırız. Endüstri 4.0 nedir? Herkes anlatıyor. Ben bu Endüstri 4.0'ı anlatmak için buraya koymadım. Sadece sizleri uyarmak için buraya koydum. Endüstri 4.0 bir markalaşma hareketidir arkadaşlar. Almanya'nın başını çektiği bir markalaşma hareketidir. Size yapacaklarından hemen iki tane sayıyla örneklemek istiyorum. 100 bin euroya size tezgah satacaklar. 30 bin, 40 bin eurolara size tezgahın yanına malzeme verecekler. Sonra gelecekler 10 bin eurolara etiketler yapıştıracaklar. Sonra elinizde dokun bu etiketli çizik varsa size 50 bin euro daha ceza kesecekler. Endüstri 4.0 bu. Sonra üzerine bir şey eklemek isterseniz diyecekler ki 4.0 uyumlu değil, bunu ekleyemezsiniz diyecekler. O yüzden o hamleme dikkat edin. Ben bu konuyu uyarmak istiyorum sadece. O hamleme dikkat edin. Bu sadece Endüstri 4.0 için geçerli değil. Endüstri 4.0 altı boş da değil, yanlış anlamayın. Ama bu kıskaca elimizi vermeyelim. Elimizi verirsek konumuzu kaptırırız, hatta gövdeyi, hatta ülkeyi kaptırırız. Toplum 5.0, bunu da Japon Başbakanı söylemiştir. Biraz sosyal bir atıftır, doğru bir atıftır. Dikkat ederseniz insanlığın gelişimine bahsediyor. Diyor ki işte insanlar avlanıyordu, tarımla uğraşmaya başladı, makineleşti, sonra teknoloji yürüdü ve insan özgürleşecek. Evet, insanın özgürleşmesi gerekir. Yani gelişen o dijital dönüşü insanı daha çok tutsak edecekse, yani bizim 7,5 saat çalışma mesaimizi günlük 2 saatte düşürmeyecekse ben dijital dönüşüm istemiyorum. Bilin insanların işsiz kalsın diye dijital dönüşüm yapmıyoruz. 7,5 saatte kim söyledi bize çalışmamız gerektiğini? Kim söyledi? Sistem. Sistem kim? Devlet. Devlet kim? Biziz. Biz söyledik. Biz de yarın 7,5 saat değil, günde 2 saat çalışacağız. Bunu getirmeliyiz. Endüstri 4.0 robotlaşma. Neyse birilerinin tepede olup da çok büyük paralar kazanması değildir. Böyle bir dünya zaten düşünülemez. Ha, dengeler her zaman değişebilir. Ama böyle bir dünya düşünülemez zaten. Dolayısıyla hiç kimse Endüstri 4.0 kavramından, toplum 5.0'ın işaret ettiklerinden ya da bir dijital dönüşümden endişelenemez. Çünkü 1789 biliyorsunuz oldu ya. 1789 oldu artık demokratik insan yapısı var dünyada. Şimdi bizim kurumumuzdan kısaca bahsetmek istiyorum. Türkiye'de neler yaptık, neler başardık sizlerle birlikte. Kısa kısa onlardan da bilgi vermek istiyorum. Bizim kurumumuz 23 senelik bir kurum. Konya merkezli. Konya biliyorsunuz dünyanın merkezidir. İnanmayan Nasrettin Hoca'ya sorabilir. Nasrettin Hoca biraz şaşırmış gerçi. O Aksaray demiş. Konya'nın merkezi için. Ben Konya'nın o Selçuklu Akısoğlu'nun kurulduğu yer diyorum. Dünyanın merkezi sizsiniz çünkü. Siz neredeyse dünyanın merkezi orası da o kadar abartmaya gerek yok. Yani ben teknoloji üretmem için, büyük şirket olmak, dünya şirketi olmak için İstanbul'a gelmeme gerek yok. Ya da buradan Avrupa'ya ya da buradan Amerika'ya gitmeme gerek yok. Büyük insan olmak için ta oralara gidip de oralarda çalışmaya gerek yok. Beyin göçmesi hiç gerek yok. Zaten beyin göç etmez ki. Beyin önce aile sever. Sülale sever, toplum sever, sonra kariyer sever. Kurulduğumuz günlerde de belirledik. Ben 2015'i işaret ederken dedim ki 2015'te dünyada insansı robotlar boy göstermeye başlayacak. Biz de ülke olarak ona hazır olmamız lazım demiştik. Kurulduğumuzda biz 15 metrekare küçük bir ofisteydik arkadaşlar. Ben de öğretmen çocuğum. 15 metrekare küçük bir ofiste tek bilgisayarla başladık. Bugün İstanbul'da bir plazası var, Konya'da ve Konya'da dünyanın ilk insansız robot fabrikasını kurduk. İyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. 150 kişilik 2000 var, 28 ülkeye de ERP çözümleri ihraç ediyoruz. Çok yakında da insansız robotları ihraç edeceğiz.
Çok önemli bir nokta, uzmanlık alanı olan arkadaşlarımız mutlaka bilirler. Robot dendiğinde, insan robot dendiği zaman ilk akla gelen motor ve dönüştürür. Yani yerli servo da bildiririz. Biz yerli servoların yaklaşık 9 senedir ahli yapıyoruz. Boşluksuz, harmonik drive'lar içerisinde yerleştirilmiş diğerlisi motorlarla sürücüleri, kontrol devreleri, gömülü yazılımları, üst yazılımları tamamı bizim tarafımızdan geliştirilmiş. Sadece işlemcileri hariç %100 diyebileceğimiz yerli üretim ürünlerdir. Bunun örneğin en yakınını, bu arada bu hacimde bu bütçeye gelişmiş dünyada biz servo bulamadık. Bu anlamda da bir ilk diyebilirsiniz. İç içe geçmesinden dolayı çok farklı bir tasarım. Kendi patenti ürünümüzdür. Patenti derken patent kelimesini sevmiyorum ama tüm üniversitelerini davet ediyoruz zaten. Biz teknolojimizi tamamen paylaşıyoruz. Tüm şirketlerimizi de davet ediyoruz. Ürünün patenti direkt hiçbir şey istemeden, karşılık istemeden tamamen paylaşacağımız şekilde patent. Sadece bütün yet için kullanılmasın diye patent yaptık. Bir faydalı modeli yaptık. Onun dışında dediğim gibi bir teknolojimizi paylaşıyoruz. Biz iş insanları değiliz, biz bilim insanlarıyız. Bilim yapıyoruz çünkü orada. Yerli servomuzu geliştirdik. Bir yerli servomuzla insan robotlar yapabilirsiniz. Buna en yakın dünya örneği bir tane motor, 3000 dolar. Bilim uzmanlar bilir bu işi. İnternette de araştırırsınız. Bir tane motor 3000 dolar. Bir insan robotla yaklaşık 50 tane kullanmanız lazım. Basit amatör bir insan robotla en az 20 tane kullanmanız lazım. Çarpın, bölün, toplayın, nereye geleceğinizi siz görün. Biz bunu yaklaşık 5'te 1 fiyatlarına, 6'da 1 fiyatlarına üretiyoruz. Ve ben şu an üniversitelerinde bundan birçok hazırlamaya çalışıyorum, hediye edeceğim. Gücüm yettiğince göndereceğim ki orada da insan robotlar boy göstermeye başlasınlar. Çünkü bu devrimi kaçırmayacağız. Biz 20 senedir yazılım konusunda 9 senedir de insan robotlar konusunda ağ yürütüyoruz. Birçok denemeler yaptık. Amerika yeniden keşfettik. Çünkü aktarılan yerler olabilir mi sadece? Gittik pneumatikte, hidrolikte, elektrik motorlarında, kayışlı sistemlerde, aklınıza gelebilecek tüm mekanik sistemlerde, elektronik sistemlerde, yazılımda zaten 20 yıllık bir tecrübemiz var. Birçok şeyi denedik. Ve en iyi, en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü dünya standartlarını neredeyse yaptık. Bakın neredeyse. Çünkü bizimle eşleşik olan dünya şirketleri yaklaşık 30 yıllık şirketler. Ve bir dönem Pentagon destekliyordu. Şimdi bırakın satın aldı. O kadar hepiniz biliyorsunuz. Dünya devrimde bir. Biz küçük bir şirketiz. Ama biz neredeyse yakaladık. Şimdi onların içinde olmayan bir şey var bizde. Biz neredeyse yakaladık ve dediğim gibi birkaç sene sonra dünya teknolojilerini inşallah burada üretiyor olacağız. Prototiplerimizi biz kamuoyuyla paylaştık. Akıncı 1, Türkiye'nin ilk insansız robotudur. Akıncı 2, Akıncı 3 paylaştık. Akıncı 3, biped, yürüyebilen robotlar. Şu anda da Akıncı 4 üzerinde çalışıyoruz. Model olarak. Bu robotlarımız tamamen insansı hareketleri gerçekleştirebiliyorlar. Görebiliyor, stereovision özelliğiyle derinlik algılaması yapabiliyor. İçinde bulundurduğu yapay zekayla sizi tanıyabiliyor, tanışıyor sizinle, daha sonradan sizi analiz edip sizi farklı şeyler sunabiliyorlar, tanımıyoruz artık. Onun dışında çeşitli duyular var, dokunma duyusu, koklama duyusu, duyma, görme gibi insanın 5 duyulardan sadece tatma hariç hepsini yükledik diyebiliriz. Programına bir altyapısı var. Bu çok çok önemli. Aros dediğimiz bir sistem geliştirdik. Akın Robotik Operating System. Yani robot işletim sistemi diyebiliriz. Tamamen kendi yazılımız. Bu sistem sayesinde bir robotu çok rahat programlayabileceğiz. Biz bunu ilkokul seviyesinde bir öğrenci dahi çok rahat programlayabilecek şekilde yaptık. Yani kutucuklar koyuyorsunuz. Bu böyleyse, bu böyleyse, bu böyleyse bu şekilde yaptık. Bunu isterseniz evinizde çocuğunuzun eğitim için kullanın, isterseniz size buzdolabından bir şeyler getirmesi için kullanın, isterseniz endüstrinizde kullanın, isterseniz iş yerinizde kullanın, havalimanında kullanın, AVM'de kullanın, hastanede kullanın, kreşlerde kullanın, her yerde kullanın diyecek. Bu noktaya getirdik. Şu an kiralama modeliyle çalışıyoruz, çok yakında da pazara sunacağız. Amacımız para kazanmak değil. Çünkü biz bir, dediğimiz gibi bir bilim yuvasıyız. Amacımız para kazanmak değil, amacımız çok para kazanmak. Ülke adına para kazanmak. İnşallah bunu da başaracağız. Kısa bir tanıtım videomuz var.
Burada amacımız robotlar neler yapabilir, insanlara birazcık canlandırmaktı. Ama bunun kinematik denklemi var, kinematik dinamik analizleri var. Bunlar yapıldığı zaman çok daha hassas, çok daha insansız şekilde hareket edebilecek bir mimarisi var. Hani o şeyle yarışıyorsunuz ya, dünya teknolojisinde. O yüzden hemen apar topar bazı şeyler sunuyorsunuz. Yaklaşık 9 senelik bir ARGE sunucuları bunlar geliştirildi. Şu an neredeyse dediğimiz gibi dünya teknolojisine erişti. Ama programlama için yeterli zaman olmadığından dolayı geliştiler. Yaklaşık 2-3 ay önce sunulan bir video. Şu an çok daha gelişmiş bir noktada. Umut ediyorum havalimanlarımızda hepimizde görmeye başlayacağız. Ve hastanelerimizi görmeye başlayacağız. Daha estetik hareketler yapabiliyor, daha gelişmiş hareketler yapabiliyor. Fabrikamız Konya'da. Ama fabrikamız tüm bilimseverlere, öğrencilere, iş insanlarına açık. Herkes gelebilir. Orada hatta bir müze alanında onu oluşturduk. Yaklaşık 23 senelik teknolojimizi orada sergiliyoruz. Hangi aşamalarda gittik, neler yaptık, nelerle karşılaştık. Mühendislerimiz de tüm öğrenci arkadaşlarımız temas edebilir. Tüm iş insanlarımız temas edebilirler. Oradaki soruları sorabilirler ve oradan çeşitli kaynaklar edinebilirler. Son olarak bir atıfta bulunmak istiyorum ben de. Son çağ. Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz çağ yakın çağ diyorlar. Hani karanlık çağdan başladı insanlık, sonra taş çağı oldu, maden çağı oldu. İlk çağ, orta çağ derken özellikle ilk çağ çok önemli. İletişim bulundu. Hani yazının başlaması ilk çağ. Sonra orta çağ dinsel ve felsefesel. Felsefe akımları yani fraksiyonlar oluşmaya başladı. Kavimler oluştu ve bu şekilde orta çağa geçiş. Yeni çağ dünya haritası değişmeye başladı. İmparatorluklar çıkmaya başladı. İmparatorluk dönemine geçmeye başladı. Yakın çağda insan demokratikleşti 1789. Ve bugüne kadar yakın çağ geçti. Son zamanlarda bazıları değiştirmeye çalıştı çağların ismini. Dediler ki bunun adı petrol çağı olsun dediler. Petrol çok önemli bir buluş son dönemde. Yok dediler bunun adı teknoloji çağı olsun, bilgisayar çağı olsun, girişim çağı olsun gibi birçok isim de bulundu. Ben de biraz bulunmak istiyorum. 2015 yılında son çağa girmiş bulunuyor insanlık. Artık bu çağımızın adı son çağdır. Yapay zekaların gelişimi ve insansı robotların serinin üretilmesiyle son çağ başlamış oluyor 2015'te. Bu bir son mudur? Onu da açıkça belirtmek istiyorum. İnsansı robotlar ve yapay zekalar ülkelerin oluşturmuş olduğu bir konsorsiyum, bir heyet ve kontrol altında tutulmalıdır. Aksi takdirde zararlı olabilir, tehlikeli olabilir. Ama robotlar evrimleşecek mi ya da robotlar insanları ele geçirecek mi? İnsanları ele geçirmeyecekler. İnsanla birlikte yaşayacaklar. Onu da kısaca belirteyim. Bugün kolumuzu kaybederseniz artık bir biyonik kol bağlayabiliyoruz, takabiliyoruz. Bacağımızı kaybederseniz bir biyonik bacak bağlanabiliyor. Sonra kalbimiz giderse kalbe bir biyonik kalp takılabiliyor. Ciğer yine biyonik bir ciğer. İşte kaslar, maslar derken vücudun hepsini zaten biyonikleştirebiliyoruz. Gözü yapıyorlar, kulağı yapıyorlar, her şey neredeyse bir android olduk. Eğer bir beyin kaldı, beyin de artık yapay zekalarda kopyalanabiliyor. Yani beyni de alıp kopyala ediyorlar. Görüntü ve insan gibi olduğunda insanlar da robotlar artık ayrıca bir noktaya tercih edecek. Böyle bir senaryo, böyle bir gelecek maalesef bizi bekliyor. İnsanlığın sonu mu dersiniz, insanlığın başı mı dersiniz, insanlığın devrimi mi dersiniz, karar size kalmış. Beni dinlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Ben 2023 yılı vizyonunda bunu açıklamak istiyorum. Bu tabii ki 1995'te yazıldı. 2023'te umut ediyorum Türkiye'de, hatta Konya'mızda uzay teknolojileri, ARGE'yi kuracağız ve yüzümüzü ağaça çevireceğiz. Uzay bilimleri konusunda araştırmalar yapacağız ve Aksu Yüksek Teknoloji Üniversitesi'ni kuracağız. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim.